Merhaba. 4200 yıl önce Kürdistan'daki şehir devletleri birleştiren Gutiler Kürt mü? Kürt karşıtı Profesör Doktor Recai Tekoğlu'na kapak gibi cevaplar vereceğim. Guti devletini yöneten kralın adı 4100 yıl önce şekillerle ifade edilen Sümer yazı sisteminde şöyleydi. Kürtçe bilenlere bir soru. Örneğin sol baştaki bu şeklin benzediği şeyin Kürtçe adı nedir? Biliyor musunuz? Evet, Kürtçe bilenler %99'unuz cevabı bildiğine göre 4100 yıl önce hükümdar olan Guti kralının adının yarısını bildiniz. Birazdan açıklayacağım. Hocam, Gutiler Kürt mi sorusuna Profesör Doktor Recai Tekoğlu şöyle cevap verir. Yani evet, yani bir başka bir saçmalık alanı da burada. Ay bu ne saçma soru. Ay bu ne saçma iddia. Gutilerin Kürt olduğunu Amerikalı ve Avrupalı akademisyenler değil, oltacılar söylüyor. Dünyanın ciddiye aldığı bütün akademik referans göre Guti, Kurtu, Kurd kelimelerinin hiç alakası yok. Hangi aklı evvel bu konuları buluyor da ortalığı sulandırıyor? Elimizde Guti kral listesi var. Adları tek tek geçiyor. Ya bunlardan hangisini Kürtçe olarak açıkladınız? Hiçbirini, evet, hiçbirinin Kürtçe ile alakası yok. Aynen böyle demiş. Demek dikişlenmeye geliyor. Burası karışacak, vaziyet alın. Madem ki Kürtleri küçümseyici, alaycı tavrınla dikkatimi çektin, ben de bilim ve belgelerle kulağını çekeyim Sayın Profesör Doktor Recai Tekoğlu. Gutiler Kürtlerin atalarıdır diye yazan ekrandaki şu kitaba bakalım. Kitabın adı Mesopotamian Origins, yani Mezopotamyalıların kökeni. Pensilvanya Üniversitesi basmış. Yazarı Amerikan Pensilvanya Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ephraim Evigdor Spicer. Bakın 119. sayfasının ikinci paragrafında aynen şöyle yazıyor. Böylece orijinal Kürtlerin büyük Zagros ailesine ait etnik gruplardan biri olduğuna dair bağımsız kanıtlar elde ettik. Aynı zamanda tıpkı Luristan'ın modern sakinlerinin eski Lulu ile bağlantılı olması gibi Kürtler ile Kurtiler veya Gutiler arasında bağlantı kurmak için önemli bir bağ bulduk. Kitabın 109 ile 121. sayfasına kadarki bölümde Gutiler ile Kürtler arasındaki bağ bu şekilde açıklanıyor. Profesör Doktor Recai Tekoğlu, Amerikalı ve Avrupalı kaynaklar Gutiler Kürtlerin atalarıdır demiyor, demişti. Şimdi doğru konuşmadığını, yalan söylediğini kendiniz de şahit oldunuz. Belgesini gösterdim. Benim attığım dikişi kimse sökemez, o kadar. Türkiye'deki profesör ve üniversitelerin hemen hepsi bu şekilde Kürt karşıtıdır. Kürt tarihine iftira atmakla görevlidirler. Kürt karşıtı olmayanları da kolay kolay Türkiye üniversitelerinde asla barındırmazlar. Bunu bilmeniz gerekiyor. Gutiler Kürtlerin atalarıdır diyen Profesör Doktor Spicer sıradan bir bilim adamı değil, sıradan bir akademisyen değil. Dünya çapında Gutiler konusunda otorite kabul edilen bir bilim insanıdır. Bu konuda keşifler yapmış. Gutilerin ülkesinde, Gutilerin hükmettiği Gutium ülkesinde arkeolojik keşifler yaparak bu sonuçlara ulaşmıştır. Gutiler Kürtlerin atalarıdır demiştir. Profesör Doktor Recai Tekoğlu gibi masa başından sallamıyor boş beleş. Profesör Doktor Recai Tekoğlu, elimizde Guti kral listesi var. Adları tek tek geçiyor. Ya bunlardan hangisini Kürtçe olarak açıkladınız? Hiçbirini, evet, hiçbirinin Kürtçe ile alakası yok demişti. Evet. Guti kral adlarını Kürtçe ile karşılaştıracağım şimdi ama önce kısaca bir Gutileri tanıyalım. Ben Bedel Boseli. Kürt tarihi, dili ve kültürü hakkında araştırmalar yapıyor, video olarak yayınlıyorum. Bedel Boseli adlı kanal ve sayfamı takip edebilirsiniz. Bu çok masraflı çalışmaların devam etmesi siz takipçilerimin desteğiyle mümkündür. Destek olmak isteyenler benimle iletişime geçebilir. İletişim bilgileri Bedel Boseli adlı resmi kanalımın açıklama kısmında, kanal ve sayfamın. Anlaştık mı? Akademik ve bilimsel kaynaklara göre Gutiler kimdir? 4200 yıl önce devletler kurmuş Gutilerin Kürtlerin ataları olduğunu açıklayan bilimsel kaynaklar çok. Kaynak için ikinci örnek olarak ekranda Profesör Doktor Mehrdat Reizedi'nin The Kurds adlı kitabını ekledim. Gutiler hakkında, Guti ülkesi hakkında bir harita çizmiş. Akademik sisteme göre ben de bunu günümüz Google Maps üzerinde renklendirdim, çizdim ki tam olarak anlaşılsın. Guti ülkesine zaten Gutium deniyor. Bakınız burası Gutium. Bu kitap Kürtler Bir El Kitabı adıyla Türkçe'ye de çevrildi. Bu kitabın 70 ve 75. sayfalarıyla Kurdistanika adlı web sitesindeki Gutilerle ilgili bölümleri birleştirerek aktarıyorum. Özetle, bakınız Profesör İzedi'den şimdi aktaracağım bu bilgileri dünyanın en saygın ve en iyi bilim ve akademik kurumları olarak kabul edilen Harvard Üniversitesi ve Columbia Üniversiteleri kabul etmiştir. Bilimsel analizden geçirerek onaylamıştır. Doktora teziydi çünkü. Profesör Doktor Mehdat Reizedi açıkça Gutiler Kürtlerin atalarıdır dedikten sonra şu ifadelere yer verdi. Bakınız şimdi. 1-
Tarihin başında Kürdistan'da Kürtlerin ataları olan Hurri ve Urart halkları vardı. Gutiler onlarca Hurri halkından sadece bir tanesidir. 2. Binlerce yıl sonra Mitanni, Medi, İskit, Sarmati, Alampart gibi halkların birer kısmı Kürdistan'a gelerek Hurri ve Urartlarla bir araya geldi, bir arada yaşadılar. Böylece günümüz Kürt ulusu oluştu. 3. Gutiler yaklaşık 4200 yıl önce Zagros dağlarından inerek Kürdistan'daki şehir devletleri birleştirdi. 4. Kürtlerin ataları Gutiler Sümer Guti devletini yönetti elimizdeki yazılı kaynaklara göre. 5. Gutilerin yönetimindeki coğrafya o dönem Gutium olarak adlandırılırdı. 6. Kürtlerin atalarının kurduğu Guti devleti yaklaşık 4200 yıl önce günümüzdeki Kirmanşah, Süleymaniye, Erbil, Mahabad, Senendec, Kerkük, Duhok, Zaho, Hakkari, Şırnak bölgeleri ve çevresinde hüküm sürüyordu. Daha sonra Basra Körfezi, Musul, Azerbaycan, Karabağ, Ermenistan gibi bölgeler, ülkelerde Gutium'a yani Gutilerin devletine katıldı. 7. Hurri ve Urartular kadim Kürdistan yerlileri olup Kürtlerin atalarından bir kısmıdır. 8. Kürt aşiret adlarının yaklaşık 4/3'ü, yerleşim yeri adlarının yaklaşık yarısı Hurricedir. 9. Hurriler Kürtlerin kadim atalarından sadece bir tanesi olup günümüz Kürdistan coğrafyasının tümünde yaşıyorlardı. Gutiler ise çok sayıda Hurri halklardan sadece bir tanesi olup en başta Zagroslarda yaşıyorlardı. Yani Kürtlerin ataları tarihin başında sadece Zagroslarda değil Kürdistan'ın tümünde yaşıyorlardı. Çok daha geniş bir coğrafyada günümüz Kürdistan'ının tümünde yaşıyorlardı. Kürtleri sadece Zagros bölgesiyle sınırlamamak lazım. 10. Gutiler Kürtlerin atalarıdır ifadesi eksiktir. Doğru olanı şudur, Gutiler Kürtlerin atalarından sadece bir tanesidir. 11. Gutiler M.Ö. 3. bin yılın sonlarında yani yaklaşık olarak 4200 yıl önce Zagros dağlarından inerek Kürdistan'daki diğer şehir devletleri birleştirdi. Kürdistan dışına doğru şiddetli fetih hareketleri başlattılar. 12. Sümer ve Akkad devletlerini ele geçirerek, burada M.Ö. 2250 ile 2120 yılları arasında hüküm sürerek yeni yönetici hanedanlar kurdular. 13. Gutiler tarafından yapılan fetihler arasında hakkında tarihsel kayıtları bulunanlar yalnızca ovalık alanlardaki Akkad ve Sümer ülkesi fetihleridir. Ancak Gutiler çok daha geniş bir coğrafyada farklı fetihler de yapmış olabilirler. 14. Sümer tabletlerinde adı geçen Guti krallarından Subiru ya da Saubaru günümüzdeki Kürt Zebari aşiretidir. Zaten günümüzdeki Kürt Zebari aşireti 4000 yıl önce Saubaru klanı ile aynı yerde yaşıyor halen. 15. Kürtlerin atalarından Gutilerin bir kralının da adı Trigan'dır. Günümüz Kürt Zebari aşiretinin kuzeyinde yaşayan Kürt Trikan aşiretinin de adı buradan gelir. Profesör Doktor Mehrdat R. İzeddi'yi destekleyici bir not ekleyeyim buraya. Trigan adının Türk adıyla hiçbir alakası yok. Bakın tam 5000 yıl önce Trigan adı şekillerle ifade edilen Sümerce yazı sistemiyle şöyle yazılmış. Tir-i-gan. Sol baştaki ok işareti dikkatinizi çekti mi? Kürtçe'de buna Tir denir. Trigan adı buradan gelir. Sümerce sözlüklere baktığımızda da hakikaten bu işaretin ok anlamına geldiği direkt yazılıyor. Yani Kürtçe ile aynı şeyi ifade ediyor. Profesör Doktor Mehrdat R. İzeddin'in Harvard Üniversitesi ve Columbia Üniversitesi gibi dünyanın en saygın bilim ve akademik kurumları tarafından onaylanan tezinden aktarmaya devam ediyorum. 16. Gutiler yöneticileri için yönetici kişi anlamına gelen Iyanzi ya da Yanzi sıfatını kullanır. O zaman komşu ülkelerde despotik dikta yönetimler varken Kürdistan'da demokratik yönetimler vardı. Yöneticiler seçimle başa gelirdi. Profesör Doktor Mehrdat R. İzadi'yi destekleyici bir not ekleyeyim. Biraz araştırdım, Guti kral listesine baktım, kaç yıl yönetimde kaldıklarını hesapladım, topladım, ortalamasını aldım. Ortalama yaklaşık 5'er yıl yönetimde kalmışlar. Bazıları biraz daha fazla, bazıları biraz daha az ama ortalaması budur. İlginç değil mi? 4100-4200 yıl önce Kürtlerin atalarının yaptığına bakın. (17) 1500 yıllık süreç sonunda yabancılar Kürt dağlarındaki tüm halklara Guti demeye başladı. 18. Evet, Gutiler Kürtlerin atalarıdır ama belki de en önemsiz atalarından bir tanesidir. Onun için Kürtleri sadece Gutilerle ön plana çıkarmak yanlıştır, Kürt tarihine haksızlıktır. Evet, Profesör Doktor Recai Tekoğlu. Hani dünyanın ciddiye aldığı bütün akademik referanslara göre Gutiler ile Kürtlerin hiçbir alakası yok, Gutiler Kürtlerin ataları değil demiştiniz ya. Hani bakınız,
akademik referanslar, iki tane gösterdim. Dünyanın en iyi ve en ciddi kabul edilen üniversitelerden kaynak gösterdim. Tabii ki daha fazlası var. Peki neden konu Kürtler olunca açık açık yalan söyleme gereği duyuyorsunuz, iftira atıyorsunuz? Bakınız, Profesör Doktor Recai Tekoğlu'nun akademik profilini de inceledim. Anadolu ve Mezopotamya uygarlıkları, tarih, dil ve kültürleri hakkında yazdığı hiçbir makale uluslararası hakemli dergiler tarafından kabul edilmemiş. Yani bilimsel ve akademik kabul edilmemiş, uygun görülmemiş. Bu yüzden Türkiye'deki sıradan dergilerde yayınlamış. Profesör Doktor Recai Tekoğlu şöyle demişti: "Elimizde Guti Kral listesi var. Adları tek tek geçiyor. Ya bunlardan hangisini Kürtçe olarak açıkladınız?" "Hiçbirini." "Evet, hiçbirinin Kürtçe ile alakası yok." Aynen böyle demişti. Peki bu sonuca varmak için Guti Kral listesini Kürtçenin hangi lehçesiyle karşılaştırdın? Tüm lehçeleriyle karşılaştırdın mı? Hayır. Peki amacın nedir? Neden Kürt tarihini hiç araştırmadan, bu konuda hiç uzmanlık yapmadan Kürtlerin aleyhine, Kürtlere zarar verici açıklamalar yapıyorsunuz? Sürekli Kürt karşıtlığı yapıyorsunuz. Bu düpedüz Kürt düşmanlığıdır. Bakınız, gerçekten bilimsel olarak araştırıp da bu sonuca varsaydınız ve hiçbir akademik kaynak Guti-Kürt ilişkisinden bahsetmeseydi gerçekten dediğiniz gibi ve araştırmanız sonucunda buna ulaşsaydınız, derdim ki görüşünü söylüyor. Ama bir Google araştırması bile yapmadan böyle demeniz düpedüz Kürt düşmanlığıdır. Başka hiçbir şey değildir. Ayrıca akademik olarak siz özellikle Guti ve Kürt tarihi uzmanı değilsiniz. Böyle bir karşılaştırma yapma ve bu konuda ahkam kesme hakkınız da yok. Akademik olarak ahlaksızlık kabul edilir. Bilim namusuna aykırıdır. Bakınız, 4200 yıl önce Sümer Guti devletini yöneten Kürt kralın adı o zaman Sümerce diliyle şöyle yazılmış. Sümerce'de kelimeler şekillerle ifade edilir. Dikkat ettiniz mi? Şimdi Kürtçe bilenlere Guti Kralı adındaki ilk şekli gösterip, sol baştan ilk şekli gösterip bu şeklin benzediği şeyin Kürtçe adı nedir diye sorarsanız %99'u Tir, yani ok der. Zaten adı şekillerle yazılan bu Guti Kralın adı Tirigan'dır. Tirigan veya Terkan olarak da adlandırılan Kürt aşiretlerinin adları buradan gelir. Bu kadar derin ve köklü bir ad. Başka bir şey değil. Başka bir yerde aramayın bu anlamı. Demek ki Guti Kral adları bal gibi Kürtçe ile açıklanıyor. Asıl sorun şudur: neden hiç araştırmadığın konuda ahkam kesen açıklamalar yapıyorsun? Tabii ki sırf Kürt karşıtı olduğun için. Efsaneyi hatırlayalım. Profesör Doktor Mehrdat R. İzedi şöyle demişti: Sümer tabletlerinde adı geçen Guti klanlarından Subiru ya da Saubaru günümüzdeki Kürt Zebari aşiretidir. Zaten günümüz Zebari aşireti 4000 yıl önce Saubaru klanı ile aynı yerde yaşıyor. Bir Guti kralının da adı Tirigan'dır. Günümüz Kürt Zebari aşiretinin kuzeyinde yaşayan Kürt Tırıkan aşiretinin adı da buradan geliyor. Bu Tırıkan aşireti Kuzey Kürdistan'ın birçok bölgesinde var. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Ben de şunu eklemek istiyorum: Guti krallarından Tirigan'ın adı halen Kürtçe'de Tırkan olarak var, kişi adı olarak. Örneğin kuzenim ve yengemin adı Tırkan'dır. Türkiye Nüfus Müdürlüğü Tırkan yerine Türkan olarak yazıyor. Bu asimilasyon politikasına dikkat edelim. Amaç Kürtlerin binlerce yıllık tarihi bağını koparmaktır. Zaten Türkiye üniversiteleri Kürtleri inkar ve imha etmeyi amaçlayan bu kirli projelere hizmet ediyor. Sevan Nişanyan'a, "Hocam Urfa'daki Tırkan aşireti Kürt mü?" diye sorulur. Nişanyan da tıpkı Profesör Doktor Recai Tekoğlu ve diğer Kürt karşıtı profesörler gibi Kürtleri küçümseyici, alaycı jest ve mimiklerle şöyle cevap verir: Kürtçe'de Tırkan Türk demek. O zaman aşiret Türktür. Görüyorsunuz, mesele Kürtler olunca hepsi aynı şekilde bilim ahlakından çok uzak bir şekilde yalan söylerler. Ayrıca Guti krallarından birinin adı Eridu Pızır'dır. Erdu ve Pızır kelimeleri ad olarak halen Kürtçe'de var. Bir akrabamın adı Erdu, eski komşumuzun adı da Pızı, yani Pızır'dır. Ninemin de adı Zin'dir, Guti kral adı da Sin idi. Sin ile Zin'in aynı kökten geldiğini biliyoruz. Bu benzerlik tesadüf olamaz, ilginçtir. Erdu'nun annesidir Zin. Biz ona Kürtçe'de Zin'i diyoruz. Yani E oradaki bir ektir, adı Zin. Bu benzerlikler tesadüf olamaz. Çünkü aşiretimizin adı, bizim yaşadığımız bölgedeki aşiretin adı Guy ve Goy olarak söylenir. Kürtçedeki kadim kelimelerde yer alan T harfleri değişerek Y'ye dönüşür. Bu bir kuraldır. Mesela Guti adı Guy olur. Kürtçede ünsüz değişince önündeki ünlü de yuvarlar. Guti olur, Guy ve ardından Goy. Bu Kürtçenin şaşmaz bir kuralıdır. Onun için bu Kürt aşiretine hem Guy hem de Goy denir. İlginçtir ki Gutilerde öküz çok kıymetli bir hayvandır. Goy aşireti tarihinin anlatısında da öküz temel bir rol oynar. Bakınız, mesela Guti kralı Tirigan'ın adı şöyle yazılmıştı. Şuradaki işarete dikkat edin. Burası Ga diye okunur. İnekten sağılan süt mantığıyla Ga olarak belirlenmiş. Kürtler inek için manga der. İnekten sağılan süt mantığıyla buraya Ga denilmiş. Bu Ga olarak belirlenmiş bunun anlamı. Sümerce sözlüğe baktığımda böyle yazıyor arkadaşlar. Kendim burada uydurmuyorum, fikirlerimi söylemiyorum.
Anlaştık mı? Kürtler inek için manga der. Kürtçe'de ma, mak, me örnekleri anne ve dişi anlamlarında kullanılır. Örneğin Kürtçe'de eşek için ker denirken dişisi için maker denir. Ayrıca halen Kürtler arasında guti ve quti şahıs isimleri de var. Profesör Doktor Mehrdat Reizedi binlerce Huri tabletini okuyarak şu sonuca ulaştı. 5-6 bin yıl önce Kürtlerin atalarına Huri denirdi. Gutiler Huri halklardan sadece bir tanesiydi. Kürt yerleşim yerlerinin 3'te 2'si Hurice'dir, yani 5-6 bin yıl önceye aittir. 5-6 bin yıl önceki Herkari yerleşim adı da günümüz Hakkari olmuş. Melidi yerleşim adı günümüzde Malatya olmuş. Mardı Mardin, Muşku Muş olmuş. Liste böyle uzayıp gider. Kürt karşıtı Profesör Doktor Recai Tekoğlu ayrıca şöyle demişti. Bazı kaynaklarda Gutilerin vahşi, barbar olduğu yazılıyor. Kürtler Gutileri ataları olarak kabul edecekse bütün bu kötü sıfatları üzerine almalılar, kendileri için kabul etmelidir diyor. Çakala bak çakala. Kürtleri tarihsiz bırakmak için, evet tarihsiz olmaya ikna etmek için bütün yol ve yöntemleri deniyor. Vay malamın yemezler. Kürtlerin ataları Gutilerde 4200 yıl önce yöneticiler seçimle başa geliyordu. Zaten Guti kral listesine bak. Bakarsanız kralların iktidarda kalma süreleri yaklaşık olarak ortalama 5 yıldır. Komşu ülke kralları ise despot, diktatör ve zalimdi. Kendilerini övmek için yazdıkları yazılara baktığımızda, okuduğumuzda görüyoruz despot ve zalim olduklarını komşu ülkelerin, krallarının. Şöyle diyorlar mesela yazdıklarında, çocuk, kadın ayırmadan insanları toplu kıyımlar yaptık, cansız bedenlerini parçaladık, kafa kestik, kadınlarını kaçırıp köle olarak kullandık, taciz, tecavüz ettik. Yani böyle şeylerle övünüyorlar. Gutilere komşu olan diğer halklar iyi bir şey yapmış gibi övünmüşler, yazmışlar. Bu yazılar günümüze kadar ulaşmış. Bu zalim ve diktatör kralların yazdıkları yazılarda Kürtlerin ataları Gutileri kötülemiş olmaları, hakaret etmiş olmaları bir şey değiştirmez. Beklenen bir şeydir. Çünkü Kürtlerin ataları Gutiler seçimle yöneticilerini seçiyor, demokratik ve özgür bir yaşam sürüyorlardı. O zalim ve despotların Gutiler için kötü konuşması bu gerçeği değiştirmez. Bu psikolojik hastalığa zaten Freudian izdüşüm, yani psikolojik yansıtma denir. Bir insan kendindeki kusurları başkası üzerinden anlatma hastalığına kapılır. İşte bu Freudian izdüşümdür, psikolojik yansıtma. Profesör Doktor Recai Tekoğlu Kürtlerin ailesinin rızkından keserek verdiği vergilerle okuduğu üniversiteye gittiği profesör oldu. Kürtlerin vergileriyle çalışan üniversitelerde ders verip maaş alıyor. Evet, Kürtlerin vergileriyle, emeğiyle. Yalan söyleyerek Gutilerin Kürtlerin ataları olduğunu Amerikalı ve Avrupalı akademisyenler söylemiyor demişti. Halbuki yapması gereken şey şuydu. Kendi asistanlarına, kendi üniversitesine Kürt tarihi hakkında doktora yaptırmalı. Guti ile Kürtler arasındaki bağlantıyı kendilerinin araştırması, akademik olarak ortaya çıkarması gerekirdi. Bunu yapacağına Amerika ve Avrupalı akademisyenlerin gelip bu konuyu araştırmasını bekliyor ta öbür kıtalardan. Onların kitaplarını okuyup işine gelen kısmını ezberleyecek, üniversitede bu ezberleri anlatacak, sunacak ve kendini akademisyen, öğretim görevlisi, profesör sanacak, ders verdiği üniversiteyi de gerçek bir üniversite sanacak. Amerika'da üniversite okuyan Profesör Doktor Celal Şengör boşuna Türkiye'de tek bir üniversite bile yok demiyor zaten. Bakınız bu bilgiler de çok önemli. Asuri tabletlerinde medlere aynı zamanda Guti deniyor. Pers kralı Kiros ise Medlerin, yani Kürtlerin ülkesi Medya'ya vali atadığında Med ülkesi için Guti ülkesi diyordu. Medler Kürtlerin atalarıdır çünkü 1800 yıl önce kral olan 1. Erdeşir'i anlatan Karname-i Erdeşir-i Babekan'da Medlerin Kürtlerin ataları olduğu yazılır. Bakınız bu orijinal Pehlevice kitaptan bir bölüm aynen şöyle yazıyor. Kurdan Şahi Mahik, yani Kürt Med kralı diyor. Ne diyor? Bes ez an ve sipahi gundud zoru udhemkerd udkarezari Kurdan Şahi Mahik freneft. Böyle devam ediyor. Yani Kürt Med kralı ile savaştım diyor. Anlayacağınız Medler Kürtlerin atalarıdır. 1240 yılında dünyaya gelen Heyton Medlerin Kürt olduğunu yazdı. Bakın bu da orijinal bir bölüm. Heyton'un kendi el yazmasından. Bakınız şurada şöyle yazıyor. Et medi kui kurdins, yani Medler Kürttür. Kürt karşıtı çakma profesörlere çok kötü bir sürprizim daha var. 1200 yıl önce yazılan bir kitap var elimde. Kitabın verdiği bilgilere göre 1433 yıl önce Medya liderinin, yani Med ülkesi liderinin kız kardeşinin adı Kurdiya, vezirin adı da Kurdi'dir. Bir general aynı zamanda bu Kurdi. Kurdiya da kız kardeşidir, aynı zamanda savaşçıdır. Büyük bir savaşçıdır ve Aryan ülkesinin en güzel kadını olarak tabir edilir. Elimde böyle rafine, orijinal Kürt tarihi hakkında çok belge var. Bunların hepsini video olarak yayınlayacağım. Artık Kürt karşıtlarına kesinlikle geçit yok. Çünkü her şey bilinç ile başlıyor ve burada bu münasebetle
Kürt ulusal bilincini aşılayacağız. Kürt karşıtı çakma profesörleri de yerin dibine sokacağız. Gömeceğiz belgelerle, bilimle, akademiyle. Anlayacağınız Mediler, Gutiler ve Kürtler aynı halktır tarihte. Bunu gösteren çok fazla rafine orijinal tarihi kaynak var. Ve dünyanın en iyi üniversitelerinin araştırmaları, kitapları, doktora tezleri de bunu söylüyor. Az önce sundum hepsini, gösterdim belgeleri. Ben Bedel Boseli, Kürtlerin dili, kültürü ve tarihi hakkında özgün araştırmalar yapıyor, video olarak yayınlıyorum. Bu çalışmaların yüksek masrafları var ve tek başına bunun altından kalkamıyorum. Kanala destek olmak isteyenler benimle iletişime geçebilir. İletişim bilgileri Bedel Boseli adlı resmi sayfa ve kanalımın açıklama kısmındadır. Kürt tarihini en baştan günümüze kadar video olarak anlatacağım bu proje çok büyüktür, yükü de çok ağırdır. Eğer hep beraber hareket edersek, el ele verirsek başarabiliriz. Çok kolay olacak.